olun, hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii Malatya'daki zafer aslında Ankara için çok önemliydi. Biz de gazetelerimizde, televizyon programlarında bunu çok güzel şekilde sevinçle karşıladık derim. Çünkü Ankara Gücü bir varoluş mücadelesi veriyor ve yıllardır aslında yıpranan ve yorulan bir camia vardı. Sizlerin yönetimine geldikten sonra, Fatih Başkan'dan sonraki süreçte tabii çok hareketli ve hızlı bir gündem vardı. Öncelikli olarak transfer yasağıydı, transfer yasağı kaldırıldı, gereken takviyeler yapıldı, Mustafa Hoca geldi ve takım 14 maç sonra kazandı. Malatya'da neler yaşandı, nasıl bir hava vardı, maç öncesi, maç sonrası, onları bizimle paylaşırsanız seviniriz. Peki, çok teşekkür ediyorum tekrar yayına davet ettiğinize, katılımını sağladığınız için. Orhan Bey şöyle, Ankara Gücü sizin de bahsettiğiniz gibi zorlu bir süreçten geçti. Önümüzde bir transfer yasağımız vardı ve bu zorlu mücadeleden sonra bu yasağı kaldırmak bizim yönetimimize nasip oldu. Burada emeği geçen tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii 14 maç sonra gelen bu galibiyet camiamızı oldukça mutlu etti. Malatya'da çok güzel karşılandık. Kulüp başkanı yönetim kurulumuza yemek davetinde bulundu. Her biri bizi hakikaten çok güzel misafirperverlikte bulundular. Cami olarak 3 puanı hedeflenmiştik. Bu başarıyı da elde etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ara sezon döneminde takımımıza 15 tane yeni futbolcu dahil oldu. Tabii burada bir uyum eksikliği vardı. Yapılan bu son antrenmanlarla takımımız bu birlikteliği, bu uyumu şu an sağlamış vaziyette. Ki bunu da biz Malatya deplasmanında çok net bir şekilde gördük. Önümüzdeki Fenerbahçe maçımız var. Şimdi tüm hazırlıklarımız bu meyanda Fenerbahçe maçı için devam etmekte. Evet. Bugün Sayın Başkan Fatih Mert'le de ben bir röportaj yaptım. Tabii 100. günüydü görevdeki Fatih Başkan'ın da. Bugün çok iyi karşılandıklarından bahsetti. Malatya'daki misafirperverliğin çok önemli ve çok güzel olduğunu. Hatta stadyumdaki aslında o coşkulu gol sevincine bile Malatyalıların saygıyla yaklaştığından bahsetti. Ama biz maalesef Ankara'da birazcık özellikle Eryaman Stadı'nda ki Ankara Gücü ve Gençler Birliği taraftarlarının tabii yaşadığı sorundan da bahsettim ama tabii burada destek olmak için locaları alan aslında işte Ankara Ticaret Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi hatta başka kurum kuruluş şahısların da tabii misafirlerinin gelmesiyle orada tabii Eryaman Stadı'nda bazen gerilim yaşanıyor. Şimdi önümüzde de aslında zorlu maçlar var. Yine Fenerbahçe hem Ankara Gücü hem Gençler Birliği için gelecek, yine Beşiktaş gelecek ama burada belki taraftara da sizin söyleyeceğiniz şeyler çok önemli olur diye düşünüyorum. Ankara Gücü taraftar çünkü takımın en büyük gücü ve bu anlamda neler söylemek istersiniz? Bundan sonrası için hem taraftara hem camiaya, Ankara Güçlülere heyecan verici aslında bundan sonraki kalan haftalar için bir mesajınız var mı? Tabii ki de Ankara Gücü taraftarı bizim her şeyimiz. Yani onlar bizim gerçeğimiz, bizim ateşleyici unsurumuz. Biz onlarla birlikte varız. Zaten yönetim olarak birçok arkadaşımız onların içerisinden gelmekte. Ve biz o camiayı çok iyi biliyoruz. Kardeşlerimizi çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Hepimiz bir uyum içerisindeyiz. Zaten bizi ayakta tutan en büyük etkenlerden biri de bu. Onların içinden gelmemiz, onların her şeyini bilmemiz, anlamamız, o duyguyu birlikte yaşamamız, iyisiyle kötüsüyle hep beraber aynı duyguyu paylaşıyoruz. Bu localar konusuna gelince burada kulüp olarak biz her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçında camia olarak bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Başarı için elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Şu an dediğim gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Lig özellikle alt sıralar şu an puan hanesine de baktığınız zaman çok yakın bütün takımlar birbirine. Evet. Hakikaten çok riskli bir süreçten geçiliyor. Biz Ankara Gücü olarak yaptığımız bu son transferlerle
şu an öncelikli hedefimiz ligde kalabilmek. İnşallah bu yıl bunu başarabilirsek, ki başaracağımıza da ben yürekten inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda Ankara gücünü hak ettiği yere getirebilmek. Bizim şu anki temel hedefimiz bu noktada. Camiamız bize güveniyor. Biz takımımıza güveniyoruz. Bütün yönetim olsun, taraftarımız olsun, hepimiz kenetlenmiş vaziyetteyiz. Taraftarımızdan en büyük ricam şu, bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçına en büyük desteklerini vermeleri. Herkesi maçımıza davet ediyoruz. O stadın dolmasını istiyoruz. Onlar bizim ateşleyici gücümüz. Dolayısıyla bu maçı almamak için hiçbir neden yok. Biz hepimiz inşallah bu maçı almak için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.